Türk futbolunda büyük bir rekabet olan Galatasaray ve Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu müsabaka öncesi Galatasaray hazırlıklarını Florya Metin Oktay tesislerinde sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman topla ısınmayla başladı ve ardından 3 grup halinde 8E2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise taktik organizasyonlara ağırlık verildi. Galatasaray yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Bu önemli derbi maç öncesinde Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera dikkat çekiyor. Uruguaylı file bekçisi Beşiktaş'a karşı oynayacağı 25. derbide görev alacak. Muslera 2011 yılında Galatasaray'a transfer olduğundan bu yana 24 Süper Lig maçı ve bir Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa maçı olmak üzere toplamda 25 kez Beşiktaş derbisinde forma giydi. Bu müsabakalarda Galatasaray 12 kez galip gelirken 8 kez mağlup oldu ve 5 kez de berabere kaldı. Muslera bu sezon oynanan 8 maçta da görev aldı ve kalesinde sadece 4 gol gördü. Tecrübeli kaleci Beşiktaş karşısında takımının kalesini yine koruyacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk derbiye yönelik hazırlıklarında büyük ölçüde 11 ini belirledi. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş maçı için muhtemel 11 şu şekilde olabilir. Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Markao, Patrick Van Aanholt, Dindir Yedlin, Ogene Karo Etebo, Taylan Antalyalı, Arda Turan, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Radamel Foko. Bununla birlikte teknik direktör Okan Buruk'un son antrenman sonuçlarına göre kadroda değişiklik yapması mümkündür. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, antrenman öncesinde teknik direktör Okan Buruk'un doğum gününü kutladı. Özbek, Buruk için düzenlenen doğum günü kutlamasında yaptığı konuşmada uzun yıllar Galatasaray'a hizmet etmesini temenni etti. Başkan Özbek ayrıca Okan Buruk ve teknik ekibine geçtiğimiz sezon gösterdikleri performans için teşekkür etti. Buruk da Başkan Özbek ve yönetim kuruluna kendisine bu fırsatı verdiği için teşekkür ederek takımın başarıları için camiaya ve taraftara güvendiğini dile getirdi. Buruk, aynı performansı devam ettirme isteğini vurgularken, dünyada barışın ve sağlığın önemine de dikkat çekti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Buruk'un doğum günü kutlaması sırasında aynı zamanda sözleşmesinin de yenilendiğini açıkladı. Bu hamle, teknik direktör Okan Buruk'un takımı olan bağlılığını ve Galatasaray'a uzun süre hizmet etme arzusunu gösteriyor. Yönetim, Buruk'un geçen sezon gösterdiği başarılı performansı takdir etti ve bir şampiyonluk yaşadılar. Galatasaray transfer döneminde güçlü hamleler yaparak kadrosunu korudu ve güçlendirdi. Şampiyonluk ipini göğüslemek için hedefini belirleyen sarı-kırmızılı takım Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir başlangıç yaptı. Galatasaray'da 2021 devre arası için transfer planları da başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetim kuruluna verdiği listede ilk etapta bir ayrılık ve bir transfer talebinde bulundu. Transfer döneminde akıllara kazınan hamleler ile güçlenen Galatasaray, şampiyonluğa odaklanmış durumda. Bu doğrultuda Buruk'un isteğine yönetim tarafından olumlu bir yanıt verilmesi bekleniyor. Detaylar zamanla netleşecek ve takım, transfer dönemi için gereken adımları atacak. Süper Lig'in heyecan dolu atmosferinde Galatasaray'ın her maçı büyük bir öneme sahip. Takım, teknik direktör Okan Buruk önderliğindeki çalışmalarına devam ediyor. Buruk'un sözleşmesinin yenilenmesi, takımı olan güveni ve ortak hedeflere olan inancı gösteriyor. Başkan Dursun Özbek ve yönetim, teknik ekibin ve takımın başarıları için desteklerini sürdürüyor. Taraftarlar da her zaman olduğu gibi takımlarının arkasında durarak onlara büyük bir güç katıyor. Galatasaray, uzun sürecek bir başarı dönemi için çalışmalarına devam ederken, tüm camia ve taraftarlar da umutla gelecek maçlara bakıyor heyecanlı mücadeleler ve başarılarla dolu bir sezon geçirmek dileğiyle. Bahis soruşturmasıyla gündeme gelen Nicolo Zanyolo'nun durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, bahis skandalı ile ilgili soruşturmada Nicolo Zaniolo'nun adı geçmeyince durumu diğer futbolcularınkinden farklı olabilir. İddiaları ortaya atan savcılık, Zanyolo'nun telefon ve tabletine yapılan araştırmalar sonucunda henüz futbol maçlarına bahis oynadığına dair bir delile rastlamamış durumda. Bu nedenle, Zanyolo'nun ciddi bir sorunla karşılaşması beklenmiyor. Daha önce beyanlarında suçlarını itiraf eden Facioli ve Tonali'nin aksine, Zanyolo'nun söz konusu olaylarla ilgili hiçbir şey söylememesi dikkat çekti. Oyuncunun avukatı Cain Tognozzi, Zanyolo'nun asla bahis oynamadığını ve yasa dışı platformlarda bilmediği poker ve blackjack gibi oyunları oynamış olabileceğini ifade etmişti. Savcılık, Zanyolo'nun tablet ve telefonunu inceledi ve bu iddiaları destekleyecek herhangi bir kanıta rastlama konusunda şimdilik başarılı olamadı. Tonali ve Facioli'nin ifadelerini alan savcının, önümüzdeki günlerde Zanyolo'yu da ifadeye çağırması bekleniyor. Ancak delillere rastlanmaması nedeniyle Zanyolo'nun savcılık tarafından aceleci bir şekilde sorgulanmayacağı ifade ediliyor. Bu gelişme sonrası Aston Villa teknik direktörü Unai Emery, Zanyolo'ya West Ham maçında görev verme kararı aldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Aston Villa yönetimi ve teknik heyetiyle görüşen Zanyolo, bahis suçlamalarını kabul etmediğini belirtti. Oyuncunun antrenmanlara düzenli olarak devam etmesi ve kararlılığı, teknik direktör Emir'in ona güvenip kadroda yer verme kararını etkiledi. Nicolò Zaniolo, Galatasaray'dan Aston Villa'ya transfer olduğu günden bu yana 9 maça çıktı. Galatasaray için başarılı performans sergileyen genç oyuncunun, İtalya milli takımından çıkarılmasının ardından da takımına katkı sağlamak için hazır olduğunu göstermesi bekleniyor. Galatasaray cephesinde ise transfer çalışmaları devam ediyor. Okan Buruk'un isteği doğrultusunda devre arasında bir oyuncunun takımdan ayrılması ve bir oyuncunun transfer edilmesi planlanıyor. Galatasaray hem Süper Lig hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans sergilemek ve şampiyonluk yarışında zirveye yerleşmek istiyor. Transfer döneminin hareketli geçmesiyle birlikte sarı-kırmızılı takımın kadrosunu güçlendirdiğini ve bu hedefine ulaşmak için gerekli adımları attığını söyleyebiliriz. Galatasaray'ın transfer çalışmaları ile ilgili detaylar zamanla netleşecek. Takımın hedefleri doğrultusunda yapılan hamleler taraftarları heyecanlandırmaya devam ediyor. Galatasaray'ın transferde ne gibi hamleler yapacağını ve mevcut kadrosunu nasıl şekillendireceğini yakından takip ediyoruz. Yakın zamanda bu konuda yeni haberler ve gelişmelerin olacağını söyleyebiliriz. Futbol dünyasında yaşanan bu tür olaylar ve transfer süreçleri heyecanı hiç eksik olmayan bir dünyada bizleri bekliyor. Takipte kalın. Galatasaray taraftarları için büyük heyecan kaynağı olan derbi maçı yaklaşıyor. Sarı kırmızılılar ezeli rakipleri Beşiktaş'ı kendi evinde ağırlayacak. İki takımın da en önemli gol silahlarından biri olan Mauro Icardi karşılaşmada Galatasaray'ın en büyük kozu olacak. Arjantinli yıldız milli ara sürecini iyi değerlendirerek yoğun bir çalışma programı ile formunu korumaya çalıştı. Mauro Icardi geçen sezon Galatasaray formasını kiralık olarak giymiş ve bu sezon ise 10 milyon euro karşılığında bon bonservisiyle transfer edilmişti. Özellikle büyük maçlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 30 yaşındaki santrfor, Galatasaray'ın derbilerdeki anahtarı haline gelmiş durumda. Şu ana kadar Galatasaray formasıyla 6 derbi maçına çıkan Icardi, bu maçların 5'ini kazanırken 1'ini kaybetti. Arjantinli yıldız derbi maçlarda rakip fileleri sarsmaktan da geri kalmadı. 6 derbi maçında 8 gol atan Icardi aynı zamanda 2 de asist yapma başarısı gösterdi. Beşiktaş'a karşı 2 maçta 3 gol atan Güney Amerikalı futbolcu Trabzonspor'a karşı oynadığı 2 maçta 3 gol 1 asist, Fenerbahçe'ye karşı ise 2 maçta 2 gol 1 asistlik performans sergiledi. Galatasaray Icardi'nin etkili oyunu sayesinde bu süreçte sadece deplasmanda Beşiktaş'a karşı kaybetti, diğer tüm derbileri ise galibiyetle tamamladı. Mauro Icardi, fiziksel olarak istediği form seviyesine henüz ulaşamamış olmasına rağmen Trabzonspor maçındaki performansı ve Manchester United'a attığı gollerle klasını konuşturdu. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada iyi bir hazırlık süreci geçiren tecrübeli santrfor Beşiktaş derbisi için özel çalışmalar yapıyor. Cumartesi akşamı Rams Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede teknik direktör Okan Buruk'un en büyük kozu yine Mauro olacak. Icardi olacak. Icardi'nin en büyük destekçisi ise genç yetenek Kerem Aktürkoğlu oldu. Galatasaray formasıyla toplamda 40 resmi maça çıkan Icardi 35 gol atmış ve 10 asist yapmıştır. Bu maçlarda yıldız futbolcunun en önemli skor destekçisi ise Kerem Aktürkoğlu olmuştur. Milli futbolcu Icardi'nin attığı 10 golün hazırlayıcısı olarak önemli bir rol üstlenirken Icardi de Kerem'e 3 golde asist yapma başarısı gösterdi. Hem Icardi'nin hem de Kerem'in yükselen performansı teknik ekibi memnun etmekte ve Beşiktaş derbisi öncesinde umut vermektedir. Galatasaray'ın derbi maçındaki en önemli golcüleri olan Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nun formda olması Galatasaray'ın maçı kazanma şansını artıracaktır. Ancak Beşiktaş'ın Vincent Ibaubakar gibi tehlikeli bir golcüsü de bulunmaktadır. Süper Lig'de 8 maçta 4 gol atan Ibaubakar, Beşiktaş'ın hücumdaki önemli silahlarından biridir. Derbinin sonucu merakla beklenirken, Galatasaray 22 puanla zirve yarışında ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş ise 16 puanla 4. sırada bulunuyor. Galatasaray, istatistiklere göre Beşiktaş'ı geride bırakarak daha fazla gol beklentisi oluşturuyor. Ayrıca isabetli şutlar, ikili mücadeleler ve hava toplarında da Galatasaray bir adım önde bulunuyor. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk da derbi 11'ini şekillendirmeye başladı. Kalede Fernando Muslera'nın yer alması beklenirken, savunma hattında Boy, Abdülkerim, Davinson ve Angelino'nun forma giymesi öngörülüyor. Orta sahada Lucas Torreira ve Tanguy Endombele'nin görev alması planlanırken, kanatlarda ise Barış Alper Yılmaz ve Wilfried Zaha'nın forma şansı bulması bekleniyor. Kerem Aktürkoğlu'nun forvet arkasında görev yapması beklenirken, Mauro Icardi ise en ileri uçta forma giyecektir. Bu büyük mücadele öncesinde Galatasaray taraftarları büyük heyecanla maçı beklemekte. Her iki takımın da sahaya çıkacak olan yıldızlarıyla izleyicilere büyük bir görsel şölen sunması bekleniyor. Futbol severlerin heyecanla beklediği bu derbi karşılaşması, şampiyonluk yarışında da büyük bir öneme sahip olacak. Galatasaray'ın ev sahibi avantajıyla maça çıkacak olması ve Mauro Icardi'nin derbilerdeki etkili performansı Cimbom'un galibiyet için avantajlı bir konumda olmasını sağlıyor. Ancak her derbinin kendine özgü bir atmosferi ve sürprizleri olduğunu unutmamak gerekiyor. Sonucun ne olacağını merakla bekliyoruz ve cumartesi akşamını heyecanla bekliyoruz. Yazarların iddiaları yorumlandı. Son günlerde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak Sabah Spor yazarlarından Levent Tüzemen ve Gürcan Bilgiç Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un açıklamalarını değerlendirdi. Timur'un özellikle eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta hakkındaki iddiaları gündeme bomba gibi düştü ve futbol camiasında geniş yankı uyandırdı. Levent Tüzemen Erden Timur'un açıklamalarını kitabın ortasından konuşmak olarak nitelendirdi. Timur'un özellikle Lale Ortanın Adana Demirspor Fenerbahçe maçında Ali Koç'a var görüntüsü verdiği iddiasının büyük bir olay olduğunu belirtti. Tüzemen, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konuyla ilgili mutlaka bir soruşturma açması gerektiğini vurguladı. Gürcan Bilgiç ise Erdem Timur'un söylemlerini yaklaşık 3 saat boyunca dinlediğini ifade etti. Ancak Timur'un iddialarının veya planlarının tatmin edici bir şekilde açıklanmadığını dile getirdi. Bilgiç, Timur'un telefonlarla ilgili bahsetmesine rağmen aslında diğer kulüplerin Yusuf Günay hakkında iddiaları olduğunu belirtti. Ayrıca Timur'un Lale Orta hakkındaki iddiasının masum olduğunu düşündüğünü belirtti ve Orta'nın, Fenerbahçe camiasındaki tepkileri hafifletmek amacıyla hakemin kararının doğru olduğunu gösterdiğini ifade etti. Bu iddiaların soruşturulması gerekiyor. Özetlemek gerekirse, Galatasaray Sportif Aş Başkan Vekili Erden Timur'un yaptığı açıklamalar büyük yankı uyandırdı. Timur'un Lale Orta hakkındaki iddiaları ve telefonlarla ilgili söylemleri, Türk futbolunda tartışmalara yol açtı. Çeşitli yazarlar ise bu iddiaların soruşturulması gerektiğini belirtti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konuya duyarlılık göstererek gerekli incelemeleri yapması ve gerçeklerin ortaya çıkarılması büyük önem taşıyor. Galatasaray, önemli bir maça çıkacak olan Beşiktaş derbisi için hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk, takımının sahada en iyi performansı sergileyeceği 11'i belirlemek için çalışmalar yapıyor. Sarı kırmızılı takımda, kaleyi tecrübeli oyuncu Fernando Muslera koruyacak. Savunma dörtlüsünde ise Saça Boy ve Angelino Beck pozisyonlarında görev alacak. Stoper mevkisinde ise Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı yer alacak. Orta sahanın göbeğinde ise Lucas Torreira, takımın önemli bir parçası olarak sahne alacak. Uruguaylı futbolcunun yanında ise Kerem Demirbay veya Kaan Ayhan gibi isimler forma şansı bulabilir. Kanatlarda Wilfried Zaha ve Tete hücum hattının önemli halkaları olacak. Ancak Barış Alper Yılmaz'ın son dönemdeki başarılı performansı nedeniyle 11'e dahil olma ihtimali de yüksek. Forvet arkasında ise son haftalarda etkili bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu'nun görev alması bekleniyor. İleri uçta ise golcü oyuncu Mauro Icardi forma giyecek ve rakip savunmayı zorlayacak. Galatasaray'ın kadrosu derbi maçta en iyi performansı sergilemek için hazır durumda. Teknik direktör Okan Buruk takımını iyi bir şekilde motive ederek galibiyet için mücadele etmelerini sağlayacak. Sarı-kırmızılı takım taraftarlarına heyecan dolu bir mücadele sunmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacak. Beşiktaş derbisi, Türk futbolunun heyecan dolu ve rekabetçi atmosferini yansıtacak önemli bir karşılaşma olacak. Galatasaray sahaya en iyi kadro ile çıkarak galibiyet için mücadele edecek. Muslera, Galatasaray ile 2011-2012 sezonunda transfer olduğundan beri 12 sezondur sarı-kırmızılı forma giymektedir. Bu süre boyunca takımının önemli bir parçası haline gelmiş ve başarılarına büyük katkı sağlamıştır serinin bir parçası olarak Muslera'nın sözleşmesinin sona ermesine yalnızca bir yıl kalmıştır. Ancak, futbola devam etmek ve Galatasaray'da kalmak isteyen Muslera, kendisini göstermeye çalışıyor. Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin, Muslera'nın başarılı performansını sürdürmesi ve takımın bu sezon hem Avrupa hem de Süper Lig'de başarılı sonuçlar elde etmesi durumunda, ona yeni bir sözleşme teklif etmeyi düşündüğü ifade ediliyor. Muslera, yıllık 2.5 milyon euro net kazancıyla Galatasaray'ın en yüksek kazanan oyuncularından biridir. Bu nedenle kulüp tarafından yapılan bir teklif hem oyuncunun motivasyonunu artıracak hem de Galatasaray'ın başarısını sürdürmesine katkı sağlayacaktır. Tecrübeli kaleci uzun kariyerinde birçok önemli maça imza atmıştır. Hem kulüp düzeyinde hem de milli takımında büyük başarılar elde etmiştir. Muslera'nın genç yaşına rağmen hala performansını üst düzeyde tutmasının sırrı, özel çalışmalara olan gösterdiği özen ve kendisini her zaman hazır tutmasıdır. 40 yaşına kadar futbol oynamayı hedefleyen Muslera, disiplinli bir çalışma etiğiyle kendini sürekli olarak geliştirmeye devam etmektedir. Bu durum, takım arkadaşları arasında da ilham verici bir etki yaratmaktadır. Galatasaray'ın başarılı kalecisi, kariyeri boyunca takımının birçok zaferine tanıklık etmiştir. Bugüne kadar 472 kez Galatasaray forması giyen Muslera, kalesinde 502 gol görmüş ve 169 maçta rakiplerine gol izni vermemiştir. Ayrıca Lazio ve Club Nacional gibi önemli kulüplerde de forma giymiştir. Bu deneyimler onun tecrübesini ve liderlik özelliklerini daha da geliştirmiştir. Muslera'nın Galatasaray'ın Beşiktaş derbisindeki performansı büyük önem taşımaktadır. Derbideki kritik rolü takımını galibiyete taşımada önemli bir etken olabilir. Tecrübeli kaleci, derbi atmosferini iyi bilen ve kalesini başarıyla savunmaya hazırlanan kaptan takım arkadaşlarıyla birlikte galibiyet için savaşacaklarının sözünü vermiştir. Bu sezon takımın yakaladığı iyi atmosferi sürdürmek ve hedeflerine ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtmiştir. Muslera, takımının Beşiktaş maçından sonra Bayern Münih ile oynayacağı maçta da güçlerini bir kez daha ortaya koyacaklarını ifade etmiştir. Fernando Muslera'nın performansı ve liderlik özellikleri Galatasaray için büyük bir değer taşımaktadır. Başarılı kaleci hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da takımının yoluna devam etmesine katkıda bulunmuş ve gelecekte de bu şekilde devam etmeyi hedeflemektedir. Galatasaray yönetimi de Muslera'nın kalmasını sağlamak ve onu ödüllendirmek için yeni bir sözleşme imzalamayı düşünmektedir. İlerleyen günlerde bu konuda daha fazla gelişme yaşanması beklenmektedir. Fernando Muslera Galatasaray'ın kalbi olarak bilinen bir isim haline gelmiştir ve taraftarlar tarafından sevgiyle karşılanmaktadır. Onun başarılı performansını sürdürmesi takımın gelecekteki başarıları için önemli bir faktör olacaktır. Galatasaray'ın Süper Lig ve Avrupa Arenası'nda mücadele ettiği bu sezonda Muslera'nın kilit bir rol oynaması ve takımının hedeflerine ulaşmasına yardımcı olması beklenmektedir. Galatasaray taraftarları tüm desteğini Muslera ve takımına göstermeye devam edecektir. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.